Evet, devam ediyoruz sevgili izleyiciler, gelişmelerle. Şimdi Boğaziçi Üniversitesi LGBT kulübünden bir açıklama vardı. Çocuk LGBT vardır dedi. İşte bu açıklama çok tepki çekti. Karşılıklı açıklamalar da geldi. Türkiye Liseler Birliği de bu açıklamaya tepki gösterdi. Şimdi konuşacağız detaylı bir şekilde. Türkiye Liseler Birliği Genel Başkanı sevgili Furkan Kaplan bizlerle birlikte. Hoş geldiniz Furkan Kaplan. Hoş buldum Sayın Yeşim Eryalın'a. Teşekkür ederim. İyi Biz yayınlar. teşekkür ederiz. Neden böyle bir açıklama yaptı? Önce detayları alalım mı? Hemen kısaca aktarayım. Şimdi Ticaret Bakanlığı yeni çıkardığı yönetmelikle, kuralla birlikte 18 yaşından küçük çocuklara hitap eden, insanlara hitap eden ürünlerde LGBTİ ve benzeri sembollerin, imgelerin bulunması yönünde ürünlere 18 artı ibaresinin konulması gerekliliğini getirdi. Buna da Boğaziçi Üniversitesi LGBTİ topluluğu tepki gösterdi. Hayır dedi, çocuk LGBTİ vardır dedi. Biz de buna karşı tepki gösterdik. Dedi ki çocuk LGBTİ yoktur, çocuk istismarı vardır. Çünkü topluluk daha önce İstiklal Marşımızda da dalga geçme hadsizliğinde bulunmuştu. İstiklal Marşımızın sözlerini eşcinsel imgelerle değiştirip yeniden var etmişti, yazmıştı. Bunları da kendi aralarında paylaşmışlardı. Ona da tepki göstermiştik biz. Ve şimdi de görüyoruz ki çocuk LGBT vardır gibi bir kampanya yürütüyorlar. Şimdi tabii LGBT meselesi hassas bir mesele, insani bir mesele. Çok. Burada aşırılığa varmamak, yanlış anlaşılmaya yol açacak, insanların kişiliklerini zedeleyecek sözler söylememek lazım. Bununla beraber çocuklar gibi bizim göz bebeğimiz olan, geleceğimiz olan yeni nesilleri de bu meseleye alet etmemek lazım. Şimdi bu insanlar, bu topluluk ellerine bir sopa almışlar. Bakın bu bilimsel diyorlar. Bilimsel diye bir sopa almışlar. Buna itiraz edenin kafasına vuruyorlar. Sen homofobiksin, sen bilim dışısın, sen bilimi reddediyorsun diye insanların kafasına vuruyorlar ve insanları sindirmeye çalışıyorlar. Bir kere böyle bir şey yok. Yani bakın, çocuk gelişim kuramlarını inceleyelim, eğitim kuramlarını inceleyelim. 7 yaşında çocuğun hayatında işte lezbiyen çocuk, trans çocuk, gay çocuk böyle bir şeye yer yok. Bakın bu 12 Eylül ile birlikte gelen neoliberal iklimin, Amerikancı kültürün bir getirisi. Ne oldu? Terörün adı demokrasi oldu. Fuhuş tecavüzünün adı ne oldu? Seks işçiliği oldu. Ve çocuk tecavüzünün adını da cinsel tercih özgürlüğü diye sunmaya çalışıyorlar. Şimdi 7 yaşındaki çocuğun hayatında, bırakın eşcinsel ögeleri, bizim normal kabul ettiğimiz cinsel ögelere dahi yer yok. Çünkü gelişim kuramlarında da bunun böyle olduğunu görüyoruz. Ergenlik öncesinde çocuğun hayatında böyle bir şey yer yok. Biz bu açıklamayı yaptıktan sonra dediler ki, işte biz onu 7 yaşındaki çocuk için söylemiyoruz. 18 yaşından küçükler çocuk kabul edildiği için söylüyoruz. Bir kere görsellerinde kullandıkları kişi çocuk imgesi çocuk. Ergen değil. Bunun yanı sıra açıklamalarında da biz 7 yaşında da Lubunya'yız, 70 yaşında da Lubunya'yız gibi bir ifade kullanıyorlar. Yani açık olarak 7 yaşında çocuğu kastediyorlar. Şimdi dünyadaki örneklere bakalım. 7 yaşında çocuk eşcinsel ilan ediliyor ve bu çocuk gay barlarda konser veriyor. Üstüne erotik kıyafetler giydiriliyor. Bu çocuk erotik danslar yapıyor, erotik şarkılar söylüyor. 7 yaşında çocuk. Neden? Bu çocuğun cinsel tercih özgürlüğü var. Böyle bir şey var mı? Bu bizim ne kültürümüzde var, ne vicdanımızda var, ne aklı vicdanınızsa, ne de bilimde de böyle bir şey yok. Bunlar bilimsel diye insanları kandırıyorlar, böyle sindirmeye çalışıyorlar. Bizim vicdanlı insanlarımızda böyle bir şeyler varmış diyerek hemen kabul edebiliyor. Daha çekimser yaklaşıyor insani hassas bir mesele olduğu için ama İnsanları böyle sindirmelerine, kandırmalarına, korkutmalarına da izin vermeyeceğiz, geçit vermeyeceğiz. Biz bu pedofilinin, çocuk tacizcilerinin, çocuk tecavüzcülüğünün karşısındayız. Nasıl ki biz küçük yaştaki çocuklarımızın evlendirilmesine, onların hamile kalmasına karşıyız değil mi? Onlara hep birlikte karşı çıkıyoruz. Ancak 7 yaşındaki çocuğun böyle cinsel bir özne haline getirilmesi söz konusu olduğunda diyoruz ki bakın şu an görselde de var. Bir eşcinsel yürüyüşüne katılmış gay bir çift, ikisi de erkek, birisine anne diyor, birisine baba diyor ve birisiyle dudak dudağa öpüşüyor. Kim bilir annesi mi babası mı bilmiyoruz. Dudak dudağa öpüşüyor ve buna diyorlar ki işte bu cinsel tercih özgürlüğüdür. Çocuğun cinsel yönelimini serbest bırakalım. Bakın bu
hangi akla, hangi vicdana sığar? Bir kere biz eşcinsellik meselesinde de, LGBTİ hareketi meselesinde de topluma bir seçenek, bir çözüm sunuyoruz. Bir kere bunu ikiye ayırmak lazım. Bir, biyolojik boyutu olan insan doğuştan hormonal nedenlerle, farklı etkenlerle kendisini farklı cinsiyette hissedebilir, farklı bir durumu olabilir. Bu bilimin işi, tıbbın işi. Bunlar biyolojik. Ancak bunun bir de toplumsal boyutu var. 7 yaşındaki çocuk cinsiyeti, cinsel yönelimi nereden bilecek? Siz onlara diyorsunuz ki sen eşcinselsin, transsın, sen bunun gibi giyin, şöyle giyin. Bakın dünyadaki yansımalarına bakalım. Şöyle örnekler var. İngiliz bir oyuncu, Charlize Theron olması lazım. Afrika'dan bir evlatlık ediniyor. Bebek yaşta bir çocuğu evlatlık ediniyor. Ve bu çocuğu kız gibi yetiştiriyor. Yani normalde cinsiyeti erkek olan bir çocuğu bebeklikten itibaren kız gibi yetiştiriyor. Ve bu çocuğu tamamen kıza dönüştürmüş. Diyor ki bu onun seçimi. Ya da Brezilya'da bir örnek var. Çok korkunç bir örnek maalesef. Lezbiyen bir çift, lezbiyen bir aile çocuklarına cinsiyet değiştirme operasyonu yaptırıyorlar. 9 yaşındaki çocuk cinsiyet değiştirme operasyonu yaptırılıyor. Çocuğun cinsel organı alınıyor ve 9 yaşındaki çocuk ölüyor. Aile hakkında akabinde soruşturma başlatılıyor. Bunun gibi ya da Los Angeles Onur Haftası yürüyüşünde 7 yaşındaki bir çocuk, trans çocuk dediler buna. Bu çocuğa LGBT bayrakları giydirdiler, alladılar, pulladılar, makyajlar yaptılar ve çocuğu yürüyüşün önüne kattılar. İşte dediler bu çocuğun cinsel tercih özgürlüğü. Bakın o yürüyüşlerde ne kadar sapkın görüntülerin de ortaya çıktığını biliyoruz. Tekrar altını çiziyorum. Biz doğuştan hormonal nedenlerle ya da başka bir etkenlerle insanlarımızın kendisini bu şekilde hissetmesi durumunda elbette onlara bir ayrımcılık, dışlama, hor görme gibi bir şey uygulamayacağız. Bunu doğru bulmuyoruz. Ancak o LGBT Onur Haftası yürüyüşlerinde o sapkın görüntülerin ortaya çıktığı yerlerde bu çocukların öne katılması, öpüşmelere ve benzeri biz cümle içinde kullanırken dahi çekindiğimiz durumlara maruz bırakılmasına karşı çıkıyoruz ve diyoruz ki bu pedofilidir. Bunun karşısındayız. Bu akşam sanırım değil mi sosyal medyada bir etkinlik var. Biraz bahsedelim mi? Şimdi ben de ekranda gördüm arkadaşlarım yansıttılar. Twitter çalışmasına çağrı diyor Boğaziçi Üniversitesi LGBTİ topluluğunun LGBTİ artı çocuklar vardır diyerek yaptığı çocuk istismarına karşı. Bugün 19'da Twitter'da buluşuyoruz deniliyor bununla ilgili değil mi? Evet. Çok teşekkür ederiz. Bunu da hatırlattığınız izleyicilerimize duyurmuş olduk. Bunu bizim tüm kamuoyuna duyurmamız lazım. Bakın dediğim gibi toplum içinde gedi kaçarak, toplumu sinsice oyarak, toplumun altını sinsice oyarak bunu da bilim kılıfına, ilericilik, modernlik bu tarz kılıflara bürüyerek, insanları korkutarak, gerici ilan ederek, korkutarak bir sindirmeye çalışıyorlar. Biz buna karşı çıkıyoruz. Bu karanlığa karşı bir ışık yakıyoruz. Şimdi tekrar söylüyorum. Çocuklarımız yakın zamanda bir olay yaşandı. Bir tarikat şeyhi bir çocuğa cinsel istismarda bulundu. O da onu ona göre temellendiriyor ve biz buna karşı çıktık. Biz zaten tarikat kurumuna da karşıyız. Biz cumhuriyet toplumunu savunuyoruz. Ancak cumhuriyet toplumu sadece bunlarla mı mücadele edecek? Biz bu mesele söz konusu olduğunda karşı çıkıyoruz. Ancak eşcinsellik söz konusu olduğunda diyoruz ki bu cinsel tercih özgürlüğü, sevgiye sınırlar koyamazsın. Bakın 12 Eylül'den hemen sonra bu Ahmet Altanlar Kadınca Dergisi'nde şeyler yazıyor sevginin sınırsızlığına dair. Diyor ki aile içinde de sevgi sınırsızdır diyor. Aile içinde insanlar birbirine aşık olabilir, sınırsız ilişkiler yaşayabilir diyor. Ardından orada röportajı yapan muhabir soruyor peki hayvanlarla ilgili sevgi de mi sınırsızdır diyor. O da diyor ki beni mi sınıyorsunuz? Elbette sınırsızdır diyor. Bakın buna varan 12 Eylül'ün getirdiği o çürüme, yozlaşma, Amerikancı toplumun getirdiği yozlaşma. Bugün Amerika'da okullarda bu tarz eğitimler veriliyor. Diyorlar ki çocuğa sadece kadın erkekte cinsiyet yoktur. Bakın bir sürü cinsiyetler var. Bunlardan kendinize seçebilirsiniz. Kendinizi böyle hissediyor olabilirsiniz. Küçük çocuğun dünyasına çok bel altı şeyler sokuyorlar. Bu çocuklar hayal kuracak. Bakın hepimiz çocuk olduk. Hepimizin çevresinde çocuklar var. Buradan izleyicilerimize sesleniyorum. Hepimizin çocukları var. Çocuklar geleceğimiz. Ve
Çocuklarımıza sorduğumuzda ne duyarız biz? Büyüyünce pilot olacağım, asker olacağım, öğretmen olacağım, doktor olacağım, hemşire olacağım, ressam olacağım, müzisyen olacağım, değil mi? Sporcu olacağım. Ancak şimdi biz o çocukların dünyasına diyoruz ki sen trans çocuk musun? Lezbiyen çocuk musun? Biseksüel misin? Tabii. Ki bu Çocuğun hayal noktada en dünyasına... hassas olunan konu değil mi Sayın Furkan Kaplan? Yani çocuk istismarı konusunu bu toplum çok hassas. Hani siz biraz önce sohbetimizin başında dediniz ya, hem biyolojik boyutu var hem toplumsal boyutu var. Acaba burada yeterince anlatılmıyor mu? Bir de sizin dışınızda tepki verenler oldu mu, onu merak ediyorum bu kulübe. Bizim dışımızda da toplumun geniş çevrelerinden tepkiler oldu. Ancak bizim gibi birleşik, örgütlü bir kuvvetle tepki gösterildiğine rastlamadık henüz. Ancak gelen tepkiler sonucunda şunu söyleyeyim. Boğaziçi Üniversitesi LGBT topluluğu hesabını gizlemek zorunda kaldı. Gelen tepkilere dayanamadı. Hesabını gizlemek zorunda kaldı. Tabii bilim yuvası üniversitelerimizin de bu tarz durumlarla gündeme gelmemesi lazım. Boğaziçi Üniversitesi ülkemizin seçkin bir üniversitesi. Bu üniversitelerde bakıyoruz bir öğrenci topluluğu. Biz normalde öğrenci topluluklarını nasıl duyarız? Üniversite öğrencileri köy okuluna yardım etti. Ya da tatillerinde gittiler çocuklara matematik çalıştırdılar. Resim yapmayı öğrettiler değil mi? Şimdi bakıyoruz Boğaziçi gibi seçkin yüzde bir üniversitemizin öğrencileri çocukları cinsel kimliklere bölme çabasıyla anıyoruz. Evet. Üniversitede, bilim yuvası üniversitelerimizde bu tarz toplulukların olmaması gerekiyor diye düşünüyoruz. Faaliyetlerinin denetlenmesi gerekiyor diye düşünüyoruz. Bakın bugün emperyalist bir endüstriyle karşı karşıyayız. Özellikle Onur Haftası'nda bakıyoruz. Sosyal medyaya giriyoruz, her yerde LGBT bayrakları. Ondan sonra mağazalara gidiyoruz. Mağazalarda ürünlerin üstüne işte boynuzlu atlar koymuşlar, flamingolar koymuşlar. Bunlar sanmayın ki öyle basit sevimli hayvanlar. Bunlar hepsi farklı cinsel yönelimleri, cinsel kimlikleri temsil ediyor ve biz bunları alıyoruz, çocuğumuzun üstüne giydiriyoruz. Çocuğumuzun üstünde o boynuzlu atlar var, flamingolar var. Bunların çocuğun dünyasında yer yok. Çocuklarımızı bu çürümeye teslim etmememiz lazım. Buna karşı insani hassasiyetleri gözetmekle beraber toplumun tutumunun sert olması lazım, net olması lazım. Bilimsel bir şekilde. Bakın her konuda şu an bilim kurulları kuruluyor değil mi? Bilim kurulları bizi birçok konuda aydınlatıyor. Sadece koronavirüs konusunda değil. Bu konuda da eğitim bilimcilerin bir araya gelmesi, tıpçıların bir araya gelmesi ve çocuğun dünyasında bu tarz şeylere yer olmadığını söylemesi tartışmamız gerekiyor. Çünkü çocuklar dediğim gibi milletimizin geleceği, çocukları cinsel kimliklere bölemeyiz. Bakın toplumu Kürt Türk diye bölmeye çalışıyorlar. Alevi Sünni diye bölmeye çalışıyor. Ve şimdi geliyor toplumu biseksüel, transseksüel, bunun gibi cinsel kimliklere, lezbiyen, gay gibi cinsel kimliklere bölmeye çalışıyor. Bakın bunlar insaniyet namına yapılıyormuş gibi görünüyor. Ancak biz hümanist olduğumuz için, insancıl olduğumuz için çocukları, insanlığın geleceğini bu tarz çürümeden, yozlaşmadan, sapkınlıklardan koruyoruz. Çocuklarımızı bu çürümeye teslim etmeyeceğiz. Çünkü biz andımızla büyüdük. Her sabah ilkem küçüklerimi korumak, büyüklerimi saymak, yurdumu milletimi özümden çok sevmektir diye büyüdük. İşte küçüklerimizi koruyoruz. Bakın buradan kendisini Atatürkçü gören, Atatürkçüyüm diyen insanlarımıza da sesleniyoruz. Modernlik adına, ilericilik adına bu çürümeye teslim olmayın. Biz küçüklerimizi korumak diye büyüdük, andımızla büyüdük. Bunların kesinlikle ne Atatürkçülükle, ne modernlikle, ne ilericilikle, ne demokratlıkla ilgisi yok. Bunlar insanları siz bilimsel değilsiniz, gericisiniz, bağnazsınız diye baskılamaya, sindirmeye çalışıyor. Bilimle de ilgileri yok. Dünyada da az önce çokça görüntü ekrana yansıdı. Dünyada yansıyan somut örnekleri var. Bakın burada kağıt üzerine tartışmayalım. Somut örnek ne? 7 yaşındaki çocuğun gay barda cinsel obje haline gelmesi. Bu Tabii. sapkın yürüyüşlerde önlere katılması. O yüzden akşam da vatandaşlarımızı Twitter çalışmamıza, sosyal medya çalışmamıza davet ediyoruz, duyarlılığa davet ediyoruz, hassasiyete. Tekrar altını çiziyorum. İnsanlık, insani hassasiyetler çerçevesinde bunu yapacağız. 19 Ve olduğunda belirtelim. Toparlayalım 19. Sayın Kaplan. Bunu burada da noktalayalım. Bir başka
eylemimizden, etkinliğimizden bahsedeyim son olarak kısaca. Yarın İzmir'de arkadaşlarımız bu meselenin haricinde malum Diyarbakır anneleri uzun zamandır bir nöbet tutuyor. Bir yılı aşkın süredir ulusal kanalda onların sesi oldu, soluğu oldu. Siz de keza aynı şekilde ulusal kanal muhabiri olarak özellikle yayınlarımızda bunu konuştuk. Ve şimdi işte 7 yaşında çocuk. 7 yaşında çocuk, madem 7 yaşında çocuklara hassasiyet gösteriyoruz, bakın 7 yaşında çocuk babasını arıyor. HDP İzmir İl Başkanlığı önünde babamı geri verin diyor. 7 yaşındaki çocuğun derdi bu. Babasız kalmamak, babasıyla oyunlar oynamak, sarılmak. Çocuk diyor ki babamı görür görmez sarılacağım, bırakmayacağım. Çocuğun hayal dünyası bu. İşte 7 yaşındaki çocuk. Ve biz o kardeşimize yine küçüklerimi korumak şiarıyla sahip çıkacağız. Onun sesi soluğu olacağız. Terör partisi HDP'nin kapatılması için de mücadelemiz sürüyor. Bakın bu mücadele de ulusal kanalında, Türkiye Gençlik Birliği'nin de çeşitli kitle örgütlerinin çalışmalarında da büyüdü ve bugün meclise dayandı. Yarın da oradan da bir kere daha ilan edeceğiz. Terör partisi HDP'yi kapatacağız ve o kardeşimizin yanında olacağız. Onun babasını da kurtaracağız. Peki. Evlatlarımızı da kurtaracağız terörden. Peki Furkan Kaplan, çok teşekkür ediyoruz Haber 16'ya katıldığınız için. Önemli açıklamalar yaptınız. Gerçekten önemli bir mücadele. Akşam 19'da bir Twitter'da özellikle bu Boğaziçi Üniversitesi'nin LGBT ile ilgili açıklamalarıyla ilgili bir çalışmaları var. Bununla ilgili Türkiye Liseliler Birliği'nin bunun çağrısını yaptığı çok önemliydi. Sayın Furkan Kaplan'ın açıklamaları sevgili izleyiciler.